Makinist gözünden herkese selam dostlar. Yepyeni bir videoda beraberiz. Yenice istasyonundayız. Serilerimizin devamındayız. Hadi başlayalım. Evet dostlar, Mersin'in ve Adana'nın en eski istasyonlarından birisindeyiz. Hatta şöyle bir fotoğrafta bizi karşılıyor. Yenice istasyonundayız. Yine aynı şekilde Tarsus ilçesine bağlı bulunan bir hemzemin geçit istasyonu burası. Ve ayrıca da biraz sonra da gezebilirsek eğer lojistik köyü bulunmakta. Ve çok tarihi bina olmasının yanı sıra yani 1933'te buraya kadar verilmiş. Burası yapılmış. Bakın burada da sizlere göstereyim. 30 Ocak 1943 İnönü Churchill Yenice Beyaz Vagon görüşmesi. Atatürk'ün Adana geleceği saatlerde Yenice istasyonunda halk böyle bekledi. Atatürk Yenice istasyonunda ve Atatürk Yenice istasyonunda 1923 15 Mart. Dostlar bu istasyon filmlere konu olan bir istasyon. Bir zamanlar Çukurova adlı film burada çekildi ve gerçekten çok anlamlı, çok muazzam bir yapıya sahip. Şu anda bir tarihi eser niteliğinde. Burada da bir manevra da yapılıyor, ayrıca ses de gelebilir. Şimdi burası bekleme salonu ve gişe yeri, bilet alınan yer. Şurada Atatürk Latife Hanım ile Tarsus'un Yenice istasyonunda Şeyh Sünusi tarafından karşılanışı fotoğrafları bulunmakta. Şöyle değerli fotoğraflar bulunmakta bakın. İnönü ile Churchill'ın burada beyaz vagon görüşmesi var. Celal Bayar Yenice'de 1954 Atatürk'ü beklerken ve Atatürk gelirken fotoğrafları bulunmakta. Bakın Türk-Fransız heyetleri 1921 Yenice görüşmesi ve burada da Churchill'ın Türkiye'ye yaptığı ilk seyahat isimli bir gazete 1943 5 Şubat 1943 yazılı bir gazete küpürü. Yenice istasyonu tarihi bir istasyon dediğimiz gibi, ayrıca da lojistik köyüne de eşlik ediyor. Buradaki eski şekilde de var şöyle. Eski kısımlar, bakın yapılar. Gerçek bir Alman mimarisine sahip bir bina. Burası sanırım lojmanlara gidiyor. Evet, üst katlar genelde lojman oluyor burada. Şöyle ilerleyelim. Birazcık daha eski yapıların bulunduğu yerler var. Oralara gidelim. Buradaki trafo bile eskidir. Yani tarihi eser niteliğindedir. Lavabolar keza öyle. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Bu arada manevra da yapılıyor. Şöyle trafo. Burası elektrikli hat, TMI sistem Mersin'deydi. Burası artık bir geçiş yeri. Burada 43 binlik tren, lojistik merkezi, trenlerde bulunmakta. Bakın buranın bile bir tarihi yeri bulunmakta. Buraya girmeyin diye bir yazı vardı. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi lojistik yeri vardı. Gidebilirsem orayı sizlere göstereceğim. Vaktimizin büyük kısmını burada kullanacağız. Şöyle vagon servis çiftliğine bakın, ölüm tehlikesi burada. İşte bir yapılacak, hatta yola çıkıyordur belki. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada film çekildi. Bir zamanlar Çukurova filmi burada çekildi. Oradaki Adana yazısı olabilir ama Adana'dan eski bir tarihi istasyon burası var. Bu yüzden buraya Yenice Adana yazıldı. Evet, manevraya denk geldik şu anda. Bir dizinin üzerine gidiyor ve şu anda öndeki vagon teknisyeni yönlendirerek telsizden bir bağlantı yapılacak. Arkadaşlar burası çok yoğun geçen bir yer, lojistik yeri.
ve lojistik merkezi olduğu için de yoğunluk üst seviyede. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde burada Mersin, İskenderun, Mersin, Adana arasında raybüsler çalışıyor. Trenlerin geçiş esnasında lütfen dikkat edelim. Sağımıza solumuza bakalım. Bakın burada az önce göstermiş olduğum elektrifikasyon yerleri var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Görevli değilsek lütfen elimizi sürmeyelim. Bakın manevracı hemen evet yaptı şu anda. Ve kancayı da bağlayacak. Artık bu tren sefere hazır bir şekilde gidecek. Kazasız belasız diyelim. Şimdi buraların hepsi dediğimiz gibi tarihi bir yapıya sahiptir. Bakın vagon servis çiftliği burada bulunmakta. Bazı lojmanlar bulunmakta. Şöyle bakabilirsem eğer sizlere farklı bir şey var mı? Onları sizlere aktarayım. Yapabileceğimiz. Evet, burada bir su cenderesi var. Onu size göstereceğim. Bakın şu tam yolun ortasında bir su cenderesi var. Gördüğüme sevindim bu arada. Bakın su cenderesi bulunmakta. Genelde Belçika yapımı oluyordu ama bakalım bu sefer yanılacak mıyım acaba? Bakıyoruz. Evet, çok muazzam, çok muhteşem bir tarih bizimle gerçekten. Şöyle su cenderesi, buharlı trenlere su veren cenderedir bu. Adı öyledir. Genelde Belçika yapımı olur. Bakalım Belçika'ya ait bir benzeri bir şey var mı? Genelde tarih olur, yazar. Hemen bir bakalım. Çok muazzam, görüyorsunuz değil mi? Evet, bu Alman yapımı bir marka ve 1934 yapımı bir marka. Bakın. Çok güzel bir yapıya sahip. Bunların burada ayakta duruşunu ben çok seviyorum. Gerçekten hayran kalmamak mümkün değil, biliyor musunuz? Gerçekten. Evet. Yenice istasyonundan herkese selam olsun dostlar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Allah'a emanet ediyorum sizlere.